Hanımefendiler, beyefendiler, Ekonomist ve Kapital dergileri tarafından FİBA Banka ve Vodafone desteğiyle bu yıl 10.sü düzenlenen Anadolu Markaları 2017 ödül törenine hoş geldiniz. Ben başvuranları, ödül alacakları hepsini tebrik ediyorum. Bir bölümü ödül aldılar ama önemli bölümünün gerçekten dikkati çeker başarıları vardı. Umarım gelecek yıllarda yaptıkları başvurularda onları da buralarda alkışlama şansımız olur. Vodafone'daki ve FİBA Bank'taki dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Anadolu'da beraber dolaştık. Hem markalaşmayı, dijitalleşmeyi anlattık. Hem de bu yarışmaya başvurma konusunda çağrı yaptık. Tekrar teşekkür ediyorum. Güzel bir işbirliği oldu. İyi akşamlar, afiyet olsun. Bu aslında bizim için çok önemli bir günde beraber olduğumuz için hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Bu organizasyon Kapital Dergisi'nin, Ekonomist Dergisi'nin 10 yıldır yaptığı bir organizasyon. Biz son 3 yıldır beraberiz. Yerli bir bank olarak Anadolu markalarına destek vermemiz zaten şart. Diğeri de FİBA Holding'in aslında gelişim döneminde en büyük gelişim alanları ve gelişim dönemleri Anadolu markalarıyla kol kola iş yaptığı dönemlere denk geliyor. O nedenle FİBA Holding'in aslında Anadolu markalarına her zaman olan yakınlığı hem kendisine hem de destek olduğu markalara ciddi destek vermiştir. O nedenle bu organizasyonun devamında da hep beraber olmak niyetimiz. Bizim için Anadolu markaları yeni hikayeler yaratmak, yeni hikayelere inanmak ve bu hikayelerin gücüyle Türkiye'nin büyümesine inanmak demek. Türkiye'de işletmelerin %99.8'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Bu orana baktığımızda 2023 hedeflerine ulaşmak için KOBİ'lerin can damarı olduğunu söyleyebiliriz ülke ekonomistlerin. Bu değişim katalizörü KOBİ'lerimizin ekonomide önemli bir katkı sağlamalarının yanı sıra bulunduğu ilde, bölgede ve hatta ülkemizin gelişiminde katkıları tartışılmaz. Sema Hanım, Kütahya Porselen'in marka yolculuğunda ki kilometre taşlarını, ardından bu markalaşmanın şirkete, ürünlerine, ciosuna nasıl bir katkı yaptığını bize bir anlatabilir misiniz lütfen? Buyurun. Kütahya Porselen'in markalaşma yolculuğundaki hikayemiz aslında bizim belki de en büyük şanslarımızdan bir tanesiydi Kütahya'da olmamız. Kütahya'nın sanata ve sanatçıya verdiği değer ve önemle birlikte yol alıyor olmamız. Ve bu işe çok inanan, marka olmaya, en iyi üretimi yapmaya ve evet ben bir gün bütün tabakların altında Kütahya Porselen damgasını görebilirim ve görmek istiyorum diyen bir ekiple çalışıyor olmanın verdiği bir avantajla biz belki bugün bu kadar iyi noktalara gelebildik. Bir kadın girişimcimiz Pınar Hanım'la devam etmek istiyoruz. Estağfurullah. Ben henüz heyecanlıyım. Evet. Pınar Hanım hem Anadolu markasında daha önce kürsüye gitti hem kadın girişimci olarak kürsüye çıktı. Yine ekonomistin bir organizasyonda. Çiftlikte yani gıda ürünleri üretiyorsunuz. Bu süreçte siz neyi yaptınız da sevgili kızınızın ismini alan İpek Hanım'ın çiftliği marka oldu? Buyurun. 2005 senesinden beri bu maceranın içindeyiz. Aslında biz bir şekilde uçuyorduk. Bizim çayırlarımız, çimenlerimiz, tarlalarımız filan sizden yıldızı alana kadar vardı, üretiyorduk, satıyorduk. İşte belli bir ciroya filan gelmiştik ve yürüyeceğimizi de biliyorduk ama Anadolu markalarında moda tabiriyle bir psikolojik eşik var. Yani hep diğerleri gibi olamayacağınızı düşünürsünüz. İşte bir Maslak markası, bir Teşvike, Nişantaşı markası gibi hep böyle sanki oraya ulaşamayacakmışız zannediyorduk, fark edilmeyeceğimizi. Ama sizin fark etmenizle 2014 senesinde sizden aldığımız ödülle bizim için çok şey değişti. Biz o eşikten atladık. Hem ben hem ekibim. Rakamlar, cirolar, ürün ve üretimler normal ivmelerin çok üstünde yürüdü ve ilerledi. Ama biz birçok anlamda, yani biz değiştik. Biz acayip motive olduk ve gittiğimiz her yerde böyle bir prezentasyon falan başladı. Arkasından diğer ödüller de yağmaya başladı. Sizler de biliyorsunuz bir tane daha sizden aldım. Çok sağlam bir ödül. İşte KAGİ'leri. Sonunda bu macera bizi Yale Üniversitesi'ne konuşmaya kadar götürdü. Hüseyin Bey, size gelmek istiyorum. Sunar Grup olarak gıda, emtiyaları.
da ticaretini yapıyorsunuz. Burada sizin marka yolculuğunuz, buradaki kritik süreçlerle ilgili bilgi rica ediyoruz sizden. Buyurun. 1960'da Türkiye'nin ilk ziraat fakültesinden mezun olan, ilk yüksek ziraat mühendisinden bir babanın, bu ülkenin toprağını çok seven, bu ülkenin toprağından yetişen her şeyi değerlendirmek adına hayatını adamış bir babanın olduğunu. Siz bir memleket seversiniz. Evet, aynen öyle. Bundan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Benim kardeşim de şu anda bizzat tarımsal faaliyetlerin başında. Hala toprak ve tarım bizim parçamız, bizim veli nimetimizdir çiftçiler. Yaptığımız bütün işlerde netice itibariyle tarım ürünlerini değerlendirmeye dönük işler aslında. Ama bu tesadüfen seçilmiş işler değil. Aydın Bey'e geliyorum. Eskişehir'den geliyor Aydın Bey. 2013 yılında bizim Anadolu Markaları yarışmasında kürsüye çıkmıştı. Ve yabancıların çok baskın olduğu bir kozmetik sektöründe siz Anadolu'dan, Eskişehir'den neyi yaptınız? Tasarıma mı odaklandınız? Ürünün kalitesine mi odaklandınız? Fiyata mı? Bu konuda buyurun sizi dinliyoruz. Şimdi biz kozmetik perakendeciliğinde Eskişehir'de ve Türkiye'de ilki yaparak bir dizayn değişikliğiyle başladık bu işe. Yani perakende sektöründe kozmetiği farklı bir şeye koyduk. İnsanların ürüne daha kolay ulaşabileceği bir dizaynla başladık. O bir farklılık yarattı zaten. Sonra yine herkesten farklı bir açılış yaparak, reklam değişiklikleri yaparak çalışmalar yaptık. Şehrimizin önemli sorunlarına da odaklanarak ses getirmeye çalıştık. Yani ticaret yaparken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerinde epeyce mesafe kat ettik. Her yaptığımız çalışmaya gençleri içine aldık. Derken şehir dışına çıkmaya başladık ve artık Eskişehir markası iyi bir yerel marka olduktan sonra, Eskişehir muhtelif yerlerinde yer aldıktan sonra Türkiye'nin 5 bölgesinde mağazalar açarak sesimizi duyurmaya başladık ve Türkiye'ye bir Eskişehir markası çıkardık. Sema Hanım, önümüzdeki dönemde Kütahya Porselen markasını daha üst lige taşımak için ne yapacaksınız? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Buyurun. Dünyadaki en büyük porselen üretim kapasitesine sahip olan firmanın bir Türk firması olması. Üstelik bunu yine az önce belirttiğimiz gibi Anadolu'dan çıkan, Kütahya'dan çıkan bir firmanın yapabiliyor olması zannediyorum ki sadece şirket sahibi ve şirket çalışanları olarak değil, tüm Türkiye'nin gururu olarak görülmeli. Bu anlamda tabii ki bütün bu üretimlerimizi her bir köşeye, her bir restorana, her bir otele, her bir otel eve ulaştırırken en sağlıklı, en güvenilebilir, en doğru ürünü ulaştırmaya çalışıyoruz. Pınar Hanım, İpek Hanım'ın çiftliğinde yeni segmentle daha farklı markalar veya faaliyet alanları görecek miyiz? Tabii zaten geçen seneden beri başladık, okul yemeklerine başladık. Birkaç böyle iki tane okulla kendimizi denedik. Nasıl olacak, nasıl yapabileceğiz, fiyatlar, maliyetler tutabilecek mi? Çok ciddi bir başarı kazandığımızı düşünüyorum. İpek Hanım'ın çubuk sokmadığı bir yer kalmadı yani. Okul yemeklerini yeterince huzursuz ettikten sonra bir de pasta ve pastacılık sektörünü rahatsız edelim istedik. Seviyoruz böyle işleri, biliyorsunuz anarşist bir kuruluş İpek Hanım. 5 büyük şef diye İpek Hanım çiftliğinde yetişen şeflerimizi pastacıları yurt dışına yolladık. İşte Fransa, İtalya filan gibi yerlerde pasta kursu aldılar. Geri döndüler ve ham madde üreticisi olan çiftliklerini sonuna kadar kullanıp önce teşvik edilen Nişantaşı'nda bir modül açtılar. Şimdi pastacılık dünyasında da artık bir ismi var İpek Hanım'ın. Okul yemeklerini biraz daha yaymak, satan yayabilmek istiyorum. Daha çok üretebilmek istiyorum. Bu büyük şemsiyenin altına çok fazla insan almak istiyoruz ve çok fazla arazi, çiftçi ve üretici. Bizden örnek alan, bizim gibi bizi modelleyen, sağlıklı modelleyen herkese eğitim vermek istiyoruz. Hüseyin Bey, marka yolculuğunda önümüzdeki dönem için, yani hem Sunar Group hem Elita için ne diyeceksiniz? Büyüme trendini biz yurt dışında arıyoruz özellikle. Yeni pazarlarda. Ya yeni pazarlarda rakiplerimizin yerini almak
ya da ürünlerimizi bugüne kadar hiç tatmamış olan insanlara ürünleri sunmak. Bu manada özellikle devletimizin vermiş olduğu çok güzel bir destek var. Türkalti marka desteği. Elita olarak 2017'de Türkalti desteğine hak kazandık. Bu da tıpkı sizden aldığımız ödül gibi bizim açımızdan aslında bir teşvik edici unsur. Yani işin maddi boyutunu çok önemsemiyorum doğrusu. Çünkü bunu finanse etme gücümüz var. Ama bizim teşvik edilmemiz, sırtımızın sıvazlanması bazen daha çok cesaretlendiriyor bizi. Aydın Bey, odak markasını güçlendirmek için, önümüzdeki dönem için nasıl bir yol haritası belirlediniz? Bizim burada iki tane kanalımız var bundan sonraki dönemde. Bir tanesi üretim kanalı. İki sene önce başladığımız kendi üretimimiz olan bir parfüm üretimini geliştirdik ve bundan sonra o kanalda biraz daha geliştirmek ve büyütmek arzusundayız. Sadece kendi mağazalarımıza sattığımız bir parfümü artık diğer mağazalara da yaymaya başladık ve hatta onun ihracat kanalını da açma çabaları içerisindeyiz. Bir üretim kanalında markayı daha da güçlendirmek, şirketi güçlendirmek çalışmaları içerisindeyiz ve orada iki yıldır bir mesafe kat ettik. Ama onun dışında başka bir kanal daha var. Kozmetikle birlikte yeni bir mağazalaşma çalışmasına başladık. Burada gıdayla ilgili bir çalışma olacak. Şöyle ki artık doğal ürünlere karşı insanlarda bir yükselen trend var. İşte hanımefendinin yaptığı İpek Hanım çiftliği zaten buna çok önemli bir örnek. Yaklaşık 6 ay öncesine giden bir çalışma içerisine girerek ülkemizin her yöresinin önemli meşhur markalı ürünlerini belirledik ve bu ürünlerden oluşan bir konsept oluşturduk. Kasım ayında da bunu ilk deneme mahiyetinde bir mağaza açarak başlattık. Yöresel ürünler marketi şeklinde ve orada bir fırsat olduğunu gördük. Mesajı iyi aldık. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sevgili konuklar, Anadolu Markalar Yarışması'nın özüne uygun küçük bir pencere açmak istedik. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Sevgili katılımcılar da fikirlerini paylaştılar. Ben teşekkür ediyorum. Onlara da bir alkış rica ediyorum sizlerden. Çok teşekkürler. Bu akşam biliyorsunuz bizler aslında Anadolu markalarına ödül vereceğiz ama Vodafone'un başka bir özel ödülü daha var. Öyle ki dediğimiz gibi bu dijitalleşme kavramı iş dünyasının markanın da içerisinde ve büyüyebilmenin de içerisinde çok önemli bir yere sahip. İşte Anadolu markaları jüri değerlendirmesinin dışında ana sponsorumuz Vodafone tarafından dijitalleşmede öne çıkan markalara da bir markaya da özel ödül takdim edilecek. Dijitalleşme endeksini hesaplayarak işletmenin ihtiyaçlarını belirlediği ve iş yapış şekillerini mobil teknolojilerle geliştiren bir şirket, bu şirket ödül alacak. Vodafone'un dijitalleşme özel ödülü yüksek endeksli bir şirkete verilecek bu sayede. Evet, öncelikle ödülü takdim etmek üzere Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Meltem Bakiler Şahin'i alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet etmek istiyorum. Evet, Vodafone özel ödülü için firmamız, şirketimiz İSTAŞ ve alkışlarınız İSTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Bülent İspir'i ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet etmek istiyoruz. Ve değerli misafirler, gelelim Anadolu Markaları 2017 ödüllerini açıklamaya. Küçük işletmeler kategorisindeyiz ve ilk üçe geçmeden önce yarışma jürimiz en başarılı ilk üç şirket dışında iki şirkete markalaşma yolundaki başarılarından dolayı jüri özel ödülünü vermeyi uygun buldu. Şimdi jüri özel ödülleriyle başlayalım. Ödülü öncelikle vermek üzere Ekonomist Dergisi editörü Sayın Fatoş Bozkuş'u sahneye davet etmek istiyoruz. Hemen açıklayalım. Jüri özel ödülü için 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve ve alkışlarınızla 1983 Beyoğlu Çikolata ve Kahve kurucusu Sayın Sedat Şahin
Ve bir diğer jüri özel ödülümüzü takdim etmek üzere KOSGEB eski başkanı jüri üyelerimizden KOSGEB eski başkanı Sayın Hilmi Develi'yi davet etmek istiyoruz. Beşikçi Baharat ve Beşikçi Baharat'tan ödülünü almak üzere Beşikçi Baharat Genel Müdürü Sayın Hasan Nurya Ustakurt'u alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz. Şimdi sırada küçük işletmelerde en başarılı ilk 3 şirketimizi açıklamaya. Öncelikle ödülü vermek üzere Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Sayın Onur Gargılı'yı davet etmek istiyorum sahneye. Üçüncülük ödülünü açıklayalım hemen. Pasaport Hazır Yiyecek ve Pasaport Hazır Yiyecek Genel Müdürü Sayın Mükremin Özdemir'i sahneye davet ediyoruz alkışlarınızla. Gelelim Küçük İşletmeler İkincilik Ödülü'ne. İkincilik ödülünü takdim etmek için FİBA Banka Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sezin Erken'i davet etmek istiyorum sahneye. Elif Konsept ve ödülünü almak üzere Elif Konsept ortağı Sayın Şeyda Elif Güven'i sahneye davet etmek istiyoruz. Gittik ve geldik Küçük İşletmeler kategorisinde birincilik ödülünü açıklamaya. Öncelikle ödülü takdim etmek üzere Doğan Burda Reklam Grubu Başkanı Sayın Nisa Aslı Erten Çokça'yı sahneye davet etmek istiyorum. Açıklıyoruz. Birincimiz Küçük İşletmeler Birincilik Ödülü Ceyda Gıda ve alkışlarınız Ceyda Gıda Şirket Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit Ceylan için. Ve gelelim Büyük İşletmeler İmalat kategorimize. Evet, bu kategoride de yarışma jürimiz bir şirkete yine özel ödül vermeye layık gördüler. Öncelikle o özel ödülle başlayalım isteriz. Ödülü takdim etmek üzere FİBA Banka Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ömer Gencalı sahneye davet etmek istiyorum. Evet, özel ödülümüz için ödül kazanan firmamızı açıklıyoruz. İnci Cüez Yuasa Akü ve İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Neşe Gök'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve sevgili konuklar, sıra geldi Büyük İşletmeler İmalat kategorisi üçüncülük ödülüyle başlamaya. Ve ödülü takdim etmek üzere X-Sites Genel Müdürü Sayın Çiğdem Pen'i davet etmek istiyorum sahneye. Ve ödülünü almak üzere davet edeceğim konuğumuzu ama önce üçüncü markamızı açıklayalım. Sedat Tahir ve Sedat Tahir Genel Müdür Yardımcısı Sayın Gökhan Tritoğlu'nu alkışlarınızla ödülünü almak için sahneye davet etmek istiyoruz. Ve geldik ikinci açıklamaya. Büyük İşletmeler İmalat kategorisi ikincilik ödülünü takdim edeceğiz. Kiminle? Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Emre Ergun'la takdim edeceğiz. Kendisini sahneye davet etmek istiyoruz. Hemen açıklıyoruz ikincimizi. KYK Yapı Kimyasalları ve KYK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Cemil Onur Sürmeli'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve Büyük İşletmeler İmalat kategorisinin birincisini açıklamaya geldi sıra. Kiminle birlikte takdim edeceğiz? FİBA Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Mert'i bir kez daha alkışlarınıza davet ediyoruz sahneye. Büyük İşletmeler İmalat kategorisi birincisi Alapala Grup ve Alapala Grup Satış Direktörü Sayın Mehmet Erbay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve sevgili konuklar, Büyük İşletmeler Tarım kategorisine geldi sıra. Evet, üçüncülük ödülümüzü açıklayacağız. Ödül takdimleri içinde Ekonomist Dergisi yayın yönetmeni Sayın Talat Yeşiloğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. Evet, Büyük İşletmeler kategorisi, tarım kategorisinde üçüncümüzü açıklıyoruz. Çelikel Tarım Makineleri ve ödülünü almak üzere Çelikel Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat Türkmen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve Büyük İşletmeler Tarım kategorisinin ikincisini açıklamaya geldi sıra. Ödülü takdim etmek üzere Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Sayın Cenk Alper'i davet etmek istiyorum sahneye. Hemen açıklayalım Cenk Bey. Büyük İşletmeler Tarım kategorisi ikincimiz. Yayla Agro ve ödülü almak üzere Yayla Agro Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Sayın Faruk Iğdır'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve geldik. Büyük işletmeler tarım kategorisinin birincisini açıklamaya. Ödülü FİBA Banka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Mert'le birlikte vereceğiz tekrar. Kendilerini alkışlarla bir kez daha davet ediyoruz sahneye. Büyük işletmeler tarım kategorisi birincimizi açıklamaktan gurur duyuyoruz. Anavarza Bal ve Anavarza Bal Genel Müdürü Sayın Can Sezen'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Tebrik ederiz. Bir başka kategorimizde büyük işletmeler ticaret kategorisine geldi sıra. Jürimiz iki firmaya süregelen başarılarından dolayı özel ödül vermeyi uygun buldular. Gördüğünüz gibi sadece 3-2-1 değil, aynı zamanda gelen yoğun başvurularla birlikte bizi gururlandıran özel ödüllerimiz de var. Jüri özel ödülünü alan şirketlerden ilki için ödülü takdim etmek üzere Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Sayın Talip Yılmaz'ı sahneye davet etmek istiyorum. Büyük işletmeler ticaret kategorisi jüri özel ödülü firmamız Ramiz Gıda ve Ramiz Gıda kurucusu Sayın Bircan Taşkınları alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz. Bir diğer jüri özel ödülümüzü takdim edeceğiz. Ahlatçı Holding ve ödülünü almak üzere Ahlatçı Holding Genel Müdürü Sayın Tuncay Karahan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Ve geldi sırada büyük işletmeler ticaret kategorisinin üçüncüsünü açıklamaya. Açıklayacağımız, sahnede birlikte kiminle açıklayacağız? Türk Konfet Başkanı Sayın Tarkan Kadıoğlu'nu davet etmek istiyorum. Hemen birlikte açıklayalım. Öz Yapar Orman Ürünleri ve alkışlarınızla Öz Yapar Orman Ürünleri Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emre Ulaştepe'yi sahneye davet ediyoruz. Ve sevgili konuklar, büyük işletmeler ticaret kategorisi ikincilik ödülümüzü açıklayacağız. Ödül takdimleri için sahneye Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Begümhan Doğan Faralyalı'yı alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Bu kategorimizin ikincisini açıklıyoruz. Kalista Luxury Resort ve ödülü almak üzere Kalista Luxury Resort Genel Müdürü Sayın Ali Kızıldağ'ı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz. Büyük işletmeler ticaret kategorisi birincilik ödülünü açıklıyoruz. Bilkent Cyber Park ve ödülünü almak üzere Bilkent Cyber Park Genel Müdürü Sayın Faruk İnaltekin alkışlarınızla sahneye geliyor. Bu akşam ödül alan tüm markalarımızı, bu akşamın o muhteşem karesini hafızalarda ve fotoğraf karesinde saklamak için tüm markalarımızı sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen ödüllerinizle birlikte sahneye buyurun ve fotoğraf karemiz için hep birlikte olalım. Kıymetli konuklar, gelecek yıl Anadolu markaları 2018'de, 11. yılda ve nice 10 yıllarda Türkiye'nin ekonomiye ve markalaşmaya ve dünyaya insanlığa kattığı tüm değerlerle ve markalarla görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.